Arkadaşlar merhabalar. bir antrenman güncellemesinde daha beraberiz. Ve tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bu antrenmanı paylaştığıma göre yarışmadım arkadaşlar. Yarışıp yarışmayacağım konusunda Gürhan Hoca ile öyle geyik yapmıştık. Federasyon Başkanımız Gürhan Hoca ile. Hani insanlar benim katılıp katılmayacağımı merak etsin, yarışma hakkında konuşulsun vesaire gibi şeylerdi yani. Eee 2 hafta kala yarışmaya karar verip yarışmak Geçen sene yaptığım bir hareketti fakat bu sene artık e, yapmayı düşündüğüm bir şey değildi açıkçası. O yüzden e, yarışmadım. Programım buna müsait değildi ve diyetteyken aslında daha da zayıflamaya çalışıyorken yarışmak ne kadar doğru olurdu bilmiyorum. Hani e, insanların görmek isteyip görmeyi dileyip de göremeyeceği e, rakamlara kalkışmak falan hani daha doğrusu göremeyeceği dediğim kalkıştığımda yapamayacağım ağırlıklara... Girmek falan istemedim. Bu yüzden realist oldum. Ve hakemlik yaptım deadlift branşında. Onun dışında da e, yarışmanın organizasyonuna yardım ettim. Epey bir katkım oldu yarışmaya diye düşünüyorum genel anlamda. E, bu böyle merak ve sonunda hayal kırıklığına uğratan sonuç yüzünden e, özür dilerim eğer yarışacağım bekleyenler varsa. Fakat çok güzel bir yarışmaydı. Onunla ilgili detaylı videolarda e, ve komik videolarda geliyor olacak ilerlediğimiz günlerde. Burada ne yapıyorum bundan bahsetmek istiyorum size. Ee, çok ilginç bir şey deniyorum burada. Bir kondisyon metodu bu Rusların uyguladığı ve ben de bunu biraz örnek aldım. Bu sanırım benim %70 %65 olmayabilir. %70 falan civarındaki ağırlığım 120 kilo. Yüzde kaç olduğuna emin olamadım şu anda ama o civarda yani. Ee, ağırlık sabit bir şekildeyken 2 4 6 8 sonra 7 5 3 diye gidiyor. 2-4-6-8-7-5-3 evet ve 2-4-6-8'in dinlenme aralığı 1 dakikayken tek sayılara geçtiğimizde 2 dakikaya çıkarıyoruz dinlenmeyi ve bu aslında benim çok alışkın olduğum bir şey değil. Çünkü powerlifting'de aslında bayağı dinleniyoruz aralarda. Bu böyle biraz hani az ara vermeye ee, hani yönlendiren azara vermemizi sağlayacak olan ve kondisyonumuzu geliştirecek olan antrenman süremizi kısaltacak olan bu yüzden aslında bizi de daha güçlendirecek olan e, bir antrenman sistemi diyebilirim. E, çünkü hani ne kadar daha az ara verirsek yarışmadaki o e, dakikalarca beklediğimiz süre zarfından sonra o kadar efektif sonuç alırız powerliftingde. Böyle bir durum arkadaşlar ama bu 8. Tekrardan sonra bu setteki aslında kalanını çıkaramayacağımı düşünüyordum. Fakat kendimi bayağı zorladım. E, çıkarıp çıkaramayacağımı da beraber görelim. Kondisyon genel olarak underrated. Yani e, önemli olan ama çok fazla hakkında konuşulmayan bir durum powerlifting sporunda. Bence konuşulmasına epey gerek var arkadaşlar. Powerlifting sadece kilo alıp e, şişmanlayıp ve böyle iki merdiven çıkacak... Hali kalmayacak kadar kilo alıp sonra ağır ağırlık kaldırma sporu değil. Ve bu sporu böyle anlayan milyonlarca insan var bence dünyada. Ve hatta aslında bu sporun sahip olduğu algı dünya çapında powerlifting dendiğinde genel olarak bu. Hatta birçok insanın powerlifting dendiğinde ilk aklına strongman geliyor. Yine aynı şekilde böyle işte aa evet o büyük uzun şişman adamlar işte hani böyle sırtlarında bir şeyler taşıyorlar o değil mi falan filan. Tabii olimpik halterle de karıştırılıyor da genel olarak böyle bir kilolu ve güçlü adam olmak zorunda olduğumuzu düşünüyorlar insanlar. Aslında bu yanlış ve bunun yanlış olduğunu güncel IPF trendini takip edince IPF Worlds mesela IPF Dünya Şampiyonu şampiyonası ya da IPF'in ekipmanlı şampiyonaları vesaire ya da IPF'in yine de belki böyle hani regional yerel şampiyonaları ya da nationals işte Amerika şampiyonası, Almanya şampiyonası gibi şampiyonalarını ve yarışmalarını takip ederseniz e, overweight diyeceğimiz e, yani kilolu, normale göre kilolu, yağ oranı yüksek insan az göreceksiniz yani arkadaşlar e, artık resmen vücut geliştirici ...kıvamında fiziğe sahip powerlifterlar. Ve bence de böyle olmalı. Zaten hani Furkan da hep üstünde duruyor. Atletik ve estetik diyoruz. Böyle bir algı yaratmaya çalışıyoruz. Ve genelde bana insanlar yarışmada işte... ...abi çok kilo vermişsin, ufacı kalmışsın, niye öyle yaptın falan... ...olumsuz anlamda değil bu arada. Çoğu insan daha iyi olduğunu düşünmüş ama soruyorlar. Yani bence... atletiz evet. Hani atletik bir kapasitemiz var. Nedir? Bu güç. Ağır bir ağırlık kaldırıyoruz. Fakat... Aynı zamanda neden güzel görünmeyelim? Bu sporun bizi güzel de göründürebileceğini düşünüyorsak insanlara vücut geliştirme gibi sadece kas hacmi almaya gerek duymadan aynı zamanda atletik bir şeyler yaparak da iyi bir fiziğe sahip olabilirsiniz. Güçlenerek de iyi bir fiziğe sahip olabilirsiniz derken neden iyi görünmeyelim diye düşündüm. Ve ben bu algının oluşmasına çalışıyorken neden ben aslında iyi görünmüyorum ben de iyi görüneyim dedim. Ve bu yüzden kilo vermeye karar verdim Aslında arkadaşlar ve kendimi Aslında hani kilosuzken Daha iyi hissediyorum daha sağlıklı hissediyorum Ve daha güçlü hissediyorum kiloma göre de Güçlü hissediyorum ve bakın Burada bir zafer Tamamlayabildim arkadaşlar O antrenmanı fakat Ciddi anlamda yordu Ciddi anlamda yordu yani Ve cidden psikolojik mi bilmiyorum ama Hemen ertesi antrenmanda Çok fazla ara vermeye gerek duymadım Hani ben normalde 3 ve 5 dakika arası dinlenirim işte RP'ye göre falan. Bazen böyle 2 dakika sonra gerisim geldi yani bir sonraki antrenmanda. Genel olarak bu aralar böyle intensity çok fazla yok bende. Ama zaman zaman tabii ki yerini alıyor antrenmanlarında. Çünkü intensity dediğimiz yoğunluktan vazgeçersek powerliftingin en büyük parametresi olan ağır kaldırmaktan vazgeçmiş oluyoruz. Bu yüzden ben aslında intensity'yi zaman zaman katıyorum ki ağır ağırlıklardan merkezi sinir sistemi uzaklaşmasın diye. Fakat genel olarak bu aralar yapmaya çalıştığım şey en düzgün teknikle en fazla işi yapabilmek bir antrenman boyunca. Bu yüzden genelde %70-80-85 bu aralıklarda takılıp, Baya 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 fazla set fazla tekrar yapıyorum ki e, çok iyi tekniğim olsun diye. Yani şu an birinci amacım ağır kaldırmak değil açıkçası. Çünkü kilo veriyorum bu realist olmaz. Ağır kaldırmayı e, zaman zaman programa katıyorum. Fakat benim asıl amacım çok fazla iş yapmak genel olarak. Ve çok fazla iş yaparken ne, bir şeyi ne kadar fazlayı yaparsanız o kadar iyi olursunuz mantığıyla. Çok iyi bir tekniğe sahip olmak. Genel olarak antrenmanlardan beklentim bu. Bu şekilde bench press'te de pek çok set yaparak bunu sağlıyorum ve bench press tekniğim hakikaten şu an zirvede. Squat tekniğim de aynı şekilde. Deadlift tekniğim haftada bir deadlift yaptığımdan sanıyorum ve açıkçası çok fazla çalışmaya vakit bulamadığım için bazen deadlift setlerini kısmamdan da kaynaklanıyor olabilir bu durum. Tüm bana programın verdiği deadlift setlerine odaklanamıyorum ve deadlift kilo vermekten çok ...etkilenen bir lift değil. Squat ve bench'im benim kilo verirken hep bir düşer ve beni rahatsız eder ve mutsuz eder. Fakat deadlift genelde ben çalışsam da çalışmasam da... ...çok ağırlık versem de, çok üstüne düşsem de ya da düşmesem de... ...genelde aynı seyreder. Bu yüzden biraz deadlift'e ihmal ettiğimi... ...yani deadlift'i az yaptığımı, gereğinden az yaptığımı söyleyebilirim. Haftada bir deadlift bana çok iyi gelmedi açıkçası. En azından haftada iki vücudumun deadlift... Yapmaya alışması gerektiğini düşünüyorum O yüzden e, bu program 6 hafta sonra bitiyor sanırım Ve 6 hafta sonradan sonra ben e, En azından haftada 2 Bir belki varyasyon bir de normal deadlift şeklinde Deadlift yapmaya devam ediyor olacağım Kararım bu yönde e, Bu şekilde haftada bir deadliftleri denedikten sonra Program biraz garip evet e, Fark etmişsinizdir Tabi Rus ekolü Ruslar biraz fazla iş yapıyorlar. Bundan hep bahsediyorum zaten. Aynı şekilde Furkan da Bulgarları denedi. Ve Bulgarlar da çok fazla iş yapıyor. Ve baktığınız zaman en iyi teknik hep o taraflarda. Ve benim de amacım bu biraz. Yani Amerikalılar biraz daha nasıl diyeyim kısa yol bulma taraftarlar. Ve biraz daha optimizasyon yani bir şeyleri en efektif şekilde yapma taraftarlar. Ama Rus ve Bulgarlar vallahi ne kadar ekmek o kadar köfte şeklinde bakıyorlar olaya ve ben de biraz öyle bakmaya başladım bu aralar. E, ve bench press'ten sonra bu şekilde e, tekrar 2 çarpı 8 ve aslında benim squat maksimumum %72. E, %72 diyorum. 172,5 olmasına rağmen 110 ile 2 çarpı 8 benim için hiç öyle e, kolay bir set değil. Hele ki e, bir sürü böyle kondisyon setinden sonra ve arasına bench girdikten sonra tekrar geri dönüp onu yapmak ...cidden aşırı yorucu. Barfix türevi olan Çinap'ta aşırı iyi gidiyorum. 4 x 12 benim için mükemmel bir rakam yani. Bunu kiloma bağlıyorum tabii ki ama... ...cidden bunu görmeyeli herhalde... ...2-2,5 civarı bir sene geçti diye tahmin ediyorum. O zamanlar çok kilosuzdum. Son olarak da bu şekilde Incline Fly... Asistan egzersizini yapıyorum ve antrenmanımı bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyorum. Bu kondisyon antrenmanını özellikle hani ne kadar zor olabileceğini hafif bir kiloyla çok az ara vererek kondisyon inşa etmenin göstermek istedim sizlere bu videoda. Genel olarak hani bu konsepti yayınlamak istedim antrenman günlüklerimde. Umarım bilgilendirici olmuştur, umarım paylaşımım yararlı. ...sizleri mutlu etmiştir. Ve umarım yarışmada yarışmadığım için... ...bana hani böyle biraz kırgın değilsinizdir... ...böyle bir meraklandırıp... ...yarışmadığım için. Fakat... ...yarışmayla ilgili çok fazla içerik... ...geliyor olacak hafta boyunca. Çok güzeldi. Harikaydı. Mükemmel bir topluluk inşa ediyoruz. Ve bunun inşa edenlerinden... ...bunun bir parçası olmaktan... ...gurur duyuyorum. Ve bunu her zaman söylüyorum. beni aşırı tatmin eden bir şey. insanların orada egolarını bir kenara bırakıp ağırlık kaldırması ve birbirleriyle sosyalleşmesi. Çok mutluyum. Umarım sizler de... Özellikle yarışanlarınız aynı şekilde mutlu kalmıştır. Ve umarım benim yarışma ile ilgili yayınlayacağım içerikler sizlere etkiler. Ve seneye yine bu topluluğu geçen senekinin rahat bir dört katına çıkarmıştık bu yarışmada. Umarım bu daha da büyür ve artık böyle Birkaç sikleti aynı anda yarıştırmak zorunda falan kalırız. Böyle güzel bir büyük bir topluluk oluruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.